Hoş geldiniz Sayın Savcım. Üzerinizde herhangi bir metal eşya var mı? Yok yok, bu saati çıkarttırmam, derisi falan, kayışı falan çok eski. Takması zor oluyor sonra. Buyurun. İnovetler. Sağ olun. Yarın Altay'ın doğum günü. Çocuklar seni çok özlediler. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Hoş bulduk. İsterseniz görüşmeyi benim odamda yapabilirsiniz. Hiç gerek yok. Tamam. O zaman ben mahkeme hazırlatıyorum. Oğlum, sen de Savcı Bey'e refakat et. Emredersiniz. Buyurun efendim. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Geleceğim diye söz verdin, hatırlatmak istedim. Buyurun. 5 dakikaya burada olur efendim. Bir aksilik olursa seslenirsiniz. Tamam. Geleceksin değil mi bu sefer? Büyük harf ne oluyor ya sabah sabah ya? Tam çöz kelepçeleri. Geç otur. Tam çıkabilirsin. Sen bile yaşlanmışsın savcı. Görüşmek istemişsin, geldim. Hani nerede avukatın? Avukatım vardı da ne oldu? 8 yıl olmuş beni bu mezara koyalı. Vallahi kimse boşuna yatmıyor burada. Burada insan çürüyor ayaktan başa. Olduğun kişi zannettiğin adamı sınıyor mapusluk. Bunları anlatacaksan otur kitap yaz. Benim de hiç vaktimi harcama. Kapattır şunu. Kapat kamerayı. Anlat. Beni alınca ne oldu? Yerime davetini geldi. Halil Sadi Sancaktar geçmiş günleri rahmet okutuyor. Sen de izliyorsun. O da hata yapacak senin gibi. Sana o kansızı vereceğim. Muhbirlik mi teklif ediyorsun? Selçuk Taşkın muhbirlik mi yapacak? Ya, yapacak. Bak, bunun altından başka bir şey çıkacaksa senin hayatını çok zorlaştırırım. Bildiğim ne varsa okuyacağım. Rahmetli anamın üstüne yemin ederim. Neden şimdi? Senin de evlatların var değil mi? Bu benim oğlum, Akgün. Akgün Gökalp. Tam deli yaşlarda. Anasız babasız büyüdü. Kendi yolunu çizer zannettim ama benim izimden geliyor. Evladımı kurtarmam lazım. Seni Feyt Bin'e aldırtırız. Çocuğu da dert etme, hallederiz onu. Çocuk. Çocukla sen alakadar olacaksın. Yok, o mümkün değil, olmaz o. Prosedürü takip ederim. Her şeyin bir kaidesi, bir kuralı var. Bak savcı, sen yapacaksın bunu. Çocuğunu bana mı emanet etmek istiyorsun yani? Hayatını çalan adama,
çocuğunu mu emanet edeceksin? Senin de iki evladın var değil mi? Oğlumu yanında tutmanı Selçuk Taşkın olarak değil, Akgün'ün babası olarak istiyorum. Sen de savcı olarak değil, iki evlat babası olarak cevap vereceksin bana. Bana şerefin üstüne söz ver. Evladımı gözünün önünden ayırmayacaksın. Kendi oğlum gibi. Anlat biraz çocuğu. Bizi dinlemedin. Uyarıları okuyamadın. Bak başına neler geldi Akgün Efendi. Diyorsun ki mekan açıyorsun, ben de yarısına çöküyorum. Çünkü babam Halil Sadi Sancaktar, doğru mu anlıyorum? Çok doğru lan. Oğlum, sen teklifi biraz daha yükselt. Yoksa akşama kadar aynı şarkıyı okurdururum ben sana. Bir sus lan artist, bas. Bak Soner kardeşim, mekanda hak iddia ediyorsan bir orta yol bulunur. Sal bu çocuğu, insan gibi konuşalım biz. Hem baban da tasvip etmez bu yaptıklarını. Oğlum bir şey söyleyecek çocuk, çıkartın lan. Ahmet abi yalvarma bu Ezi'ye. Babası olmasa bunun yer mi? Ha? Babası babamın karşısında zamanında ayak ayak üstüne atamazdı bunu. Onun ezikliğiyle film çeviriyor dangoz bize. Lan artist. Devran döndü. Biz izin vermesek baban içeride bir sonraki nefesini alamaz. Selçuk Taşkın mı? Aynen. Babam babanın sahibi, ben de senin. Hatırladın? Tabii tabii, çok iyi hatırladım. Öyle kafana göre mekan toplayıp bizi dışarıda bırakmak var mı lan? Ne yapacaksın lan? Harbiden. Sen gece kulübünde sahne mi alacaksın? Lan, harbiden öldürürsün ya. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Allah aşkına bir durup. Soner, Soner, Soner. Allah aşkına izin ver, ben bir konuşayım. Akgün, oğlum bak birazcık hatırım varsa makul olalım, buradan çıkıp gidelim ha diyelim, tamam mı? Ahmet abi ya. Fırsat verme şu heriflere. Kafa yeterince kattık değil mi? Hı hı. Aferin. Tamam. Çekil, çekil, tamam. Tamam lan. Ver sözleşmeyi imzalayacağım. Aferin. İşte böyle. Ortak mı diyeceğiz birbirimize lan? Sen kocacığım diyeceksin. Espri yaptı Gülay. Kalemi unutturma ama kalem pahalı. Vereceğim, vereceğim. Senin de imzan lazım ama. Hadi atla imzanı, işimize bakalım. Fazla teferruat var burada, hadi al. Al. Acaba gelin hanımla bir fotoğraf mı alsak? Akgün ne yapıyorsun? Sakin, sakın. Akgün yürü. Kalem yakıştı hele. Yürü, 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 sakin. Bitti lan sen, bitti! Oğlum sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Öldürdün ikimizi de. Ya olan oldu, bunun tedavisiydi. Babasını ağlamasaydı bir iki saati bulur zaten peşimden koşmaları. Sonra peder içeriden devreye girer, halleder bir şekilde. Arayacağım seni Ahmet abi, bir eve uğramam lazım. Birkaç parça eşya alacağım. Tamam. Şş, bana bak. Oğlum sen ne zaman durulacaksın? Aklı başında güzel bir kız bul, evleneyim. Belki durulurum o zaman. Hadi oğlum, hadi. Elektrikçi çağırsaydık ya. Üf, yapıyorum işte Altay. Yani tek yaptığın şu merdiveni tutmak, ona bile söyleniyorsun. Sigorta mı yine? Ya evet, ampul patlamış. O da kısa devre yaptı. Ama şimdi değiştirdim ampulü. Kalemle kontrol ettin değil mi önce? Evet evet. Ha, bir kontrol eder misin anne? Yandı mı? Evet. Ay nihayet ya. Kahvaltıma dönebilirim artık. Hem bir faydası yok, hem de fil gibi yiyor. Anne, konuştun değil mi babamla? Gelecek değil mi doğum günüme? Gelecek, geleceğim dedi. Sabah konuşacağım tekrar dedim. Yarın doğum günüm ya. Hala belli değil mi gelip gelmeyeceği? Mesaj attım, döner o bana. Ya evet, kesin döner. Hadi abla. Altay. Tamam. Ellerine sağlık.
Dikkat et. Getirin bardakları. Anne. Hı. Sana bir şey göstereceğim. Bak bakalım. Ofis mi baktın yine bana? Ablam ne ulatladı zaten. Arayıp sen gibi pazarlık bile yapıyor emlakçılarla. Uf bir sus Altay. Anne. Ya bak öyle hemen hayır demek falan yok. İyice bir bak. Güzelmiş. Bak şuradaki büyük olan odaya şöyle kocaman ağaç bir masa koyarız. Camın altına da tabelayı koyarız. Avukat Canan Ankara. Altına da şey yazarız. Ama 18 yıldır avukatlık yapmıyor, dikkat edin diye not yazarız. Sen yine vaz mı geçtin? Hani her şeyi göze almıştın, tekrardan deneyecektin? Vazgeçmiyorum ya. Durumu özetliyorum yani. Şimdi bir sürü yeni mevzuatlar, kanunlar, onları okuması, hatırlaması, bir sürü iş. Aşkım peynir uzatır mısın? Tamam. Tamam biz gidelim tutalım şu ofisi. Ne okuyacaksan ne yapacaksan ofisinde yaparsın anneciğim ha? Yağmur biliyorum heyecanlısın. Ben de heyecanlıyım ama önce halletmem gereken şeyler var. Ne mesela ne? Baban gelsin onunla konuşacağım daha. Anlaşıldı. Selim Kara'dan icazet alınacak. Ne demek ki şimdi o? Ne konuşacaksın onunla? Yani tecrübeli bir hukukçu değil mi sonuçta? Fikrini alacağım. Bir ne diyeceğini dinleyeceğim. Ben sana söyleyeyim ne diyeceğini anne. Bu yaştan sonra ne gerek var? Yapamazsın, edemezsin, uğraşamazsın. Bunları böyle alt alta sıralayacak, kafanı karıştıracak. Hatta kafanı da karıştırmayacak, seni ikna edecek. Çok sağ ol ya. Çok güzel bir anne profili çizdin yani. Sağ ol. Ama yanılıyorsun. Ben kararlarım için kimseden icazet alacak değilim. O zaman fikri niye bu kadar önemli? Ya fikrini de sorma. Yağmur, tamam. Yeter artık. Lütfen. Tamam. Tamam sustum. Zaten gelmeyecek. O yüzden bu konuşmada olmayacak. Ne zaman babamdan bahsetsek negatif basıyorsun ortama. Yeter ya. Bilmiş bilmiş konuşup durma. 18 yaşındasın sen de. Ya ben en son bir yıl önce karşılaştım Selim Karay'la. Sen de en son ısrar kıyamet İstanbul'a gittiğinde iki gün zorla kaldın evinde Altay. İki saat görebildin mi babanı? Sanmıyorum. Çünkü neden? Onun bizden çok daha önemli davaları vardı değil mi? O yüzden şimdi de onun bizim hayatımızda söz sahibi olmaya hakkı yok. Gelince yüzüne de söylersin bunları artık. Yağmur kendine gel. Ben sana neyi, ne zaman, nasıl yapacağımın hesabını vermiyorum, paylaşıyorum sadece. Tamam mı? Suistimal etme bunu lütfen. Kardeşine de babanla ilgili ne hissetmesi gerektiğini dayatma. Ya niye hala onu savunuyorsun anne? Çünkü sizi seviyor. Biliyorum. Ya ben böyle uzaktan sevilmek istemiyorum. Nereye gidiyorsun? Arabayı alıyorum. Hayır, tek başına kullanamazsın, izin vermiyorum. Acemisin sen daha. Acemiysen kullanarak öğrenirim. Yağmur bak öfkelisin, gelir misin? Ayağında terlik bile yok ya. Öfkeli değilim anne. Haklıyım ben. Sen Selim Kara'nın ne kadar iyi bir adam olduğuyla avun. Ben gerçeklerle yüzleşmeyi tercih ediyorum. Şimdiden yüzleşsem iyi olacak. Çıplaksa da çıplak ayak. Dikkat et. Sağa basacaksın, sağa, gaza. Hafif bas. Ulan yine şeklini bozmadı canım. Polis ne iş? Ya ne oluyor, ne oluyor? Nedir? Ha? Ya niye siz buraya götürüyorsunuz? Suçum ne be? Ya yavaş! Bırak! Şişt. Alo! Allah Allah!
Akgün, Gökalp, Taşkın. Olabilir, sen kimsin? Şöyle deniz manzaralı bir karakola çek bari. Tekniki ama cesaretten kırıyorum. Story'me koysam 37 bin takipçim ayıp. Ne yaparsak paylaşıyorsun? Risk alırsan haber değeri olabilir. Tamam. Şşş, Arda. Abi gereksiz yere risk alıyorsun. Yapma. Ha, geldi risk uzmanı. Ya senin eğlence anlayışın bu mu Naz? Ben bir şey demedim. Nasıl bir şey demedin ya? Çocuğun başına bir şey gelse en yakın hastane buradan 40 kilometre. Sen farkında mısın? Her şeyin en kötüsünü düşünmez misin ya? Bırak atlasın işte. Kolay değil bir Naz'ı etkilemek. Aa, Yağmur dedik kuzen geldi. Keşke başka bir şey isteseymişim. Arabayla mı gelmiş o ya? Hadi koş git. Sen sevgilini darla. Gelmeyeceğim demiştin. Bir de tek başına kullanmışsın arabayı. Söyleseydin ben gelip alırdım seni. Olsun. Şu anahtarı ver de ben bir düzgün park edeyim şu arabayı. Yok. Bırak kalsın Kaan. Nazlar ne yapıyor orada? Naz ne yapsın? Bak Arda salağını en tepeden atlatıyordu neredeyse. Hadi gel gidelim. Gel. Of. Sen niye böyle çıkıyorsun ki dışarıya ya? Dur bekle dur arabanda var senin. Ver anahtarı. Al hayatım. Gel. Senin suratın halin de böyle. Bir şey olmuş sana. Annemle tartıştık biraz. Ama sonra konuşuruz Kaan. Anlat şimdi bana. Sadece denize girmek istiyorum. İyi evet. Selam gençler. Kuzum. Konuşuyordun az önce. Ne oldu şimdi de konuşsan? Yalnız Yağmur kenarda yürüyor. Kuzan nereye? Yağmur çekilir misin kenardan hayat? Buradaki taşlar serin. Kızım delirdin mi sen? Ya Yağmur lütfen gelir misin buraya ya? Atlamaz değil mi? Yok artık. Buradan atlarken direkt tutunca kabul olurmuş. Tamam hadi gördüysen manzaranı geri gel şimdi aşkım. Yağmur atlamayı düşünmüyorsun değil mi? Sen artık hayatım? Annem mutlu olsun. Yağmur yapma. Yağmur. Kızım. Abi atladı. Oğlum atladı. Kızım. Yağmur. 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 Sen neredesin? Oğlum yok kız yok kız. Tamam. Yağmur! Çıktı mı? Yağmur yok, yok. Yağmur yok. Yağmur! Neredesin? Su çok güzel. Hadi gelin. Hayat bu ya. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Ağlar. Ya günahımız neyse ya söyleyin. Ya da salın bizi gidelim işimiz gücümüz var. Çıkıyor muyum amirim? Otur. Nedir günahımız? Daha açılmamış mekanın ruhsatını mı istiyorsunuz bizden? Kimin ayağına basmışız? Hem avukatım nerede benim? Aramama da izin vermediniz. Niye kaçtın polisten? Kaçmadım. Yönümü değiştirdim. Ya sevmiyorum polis. Olamaz mı? Allah Allah. Baban gibi ha? Bu mu suçum? Selçuk Taşkın'ın oğlu olmak. Çok yaratıcı. Suç bireyseldir. Kimse başkasının suçundan sorumlu olmaz. Halil Saad'in oğluyla husumetim varmış. Ya sen magazini mi takip ediyorsun? Ne söylediğine dikkat et. Devletin savcısıyla konuşuyorsun.
Savcımın. Ne oluyor ya artık ifadeye? Savcı mı giriyor? Bak tanıklıktı, muhbirlikti. O tür yollara sapmam zaten. Alakam da yok. Sivilim ben. Ne tanıklı lan? Sen kimsin ki tanıklık yapacaksın ha? Zibidin. Ayıp oluyor sayın savcı. Oğlum sen bir kendine gel. Sen ne sanıyorsun kendini? Ha? Kimsin oğlum sen? Halil Sadi Sancaktar denen herif seni ezer geçer. Kimse yaşadığını bile hatırlamaz. Babana fazla güvenme. Babanın hatrının da bir sınırı var. Biz seni korumak için aldık. Hayatın tehlikede. Eğer biz seni korumazsak... ...bu kapıdan çıktığın anda ölürsün. Ne koruması? Böyle devlet koruması, tanık koruma. Ha, tanık koruma. Bir süre gözetimimiz altında kalacaksın. Allah razı olsun sayın savcım. Hiç endişe etmeyin, ben başımın çaresine bakarım bir şekil. Uyarılarınızı da bu arada dikkate alacağım. Harbiden önemseyeceğim. Ya gerekirse bir süre ortalıklardan yok olacağım ya. Daha önce yapmadığım şey değil. Korumanızı almayayım, sağ olun. Peki, sen bilirsin. Ne yapıyoruz o zaman, ben çıkıyorum değil mi? Sayın savcım, sayın savcım! Sayın savcım! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Baba. Baba. Otur. Baba saldılar mı seni? Otur dedim. Söyleyeceklerimi dinleyeceksin. Öğrendiklerini ezber edeceksin. Bundan sonra Halil Sadi'den de oğlundan da etrafında her kim varsa hepsinden uzak duracaksın. Bu camiadan kopacaksın. Baba inan büyütülecek bir lafımı şey yok. Kesme. Lafımı kesme. Bilmediğin şeyler var. Yorum yapma. Biraz önce konuştuğun beyefendi savcı. Benim de güvendiğim insanlardan bir tanesi. Bundan sonra onun lafından dışarı çıkmayacaksın. Baba sen ne diyorsun ya? Tanımadığımız, bilmediğimiz adama zimmetliyorsun beni. Ahmet abi ayıp olmuyor mu? Ahmet abine bu camiadan uzaklaşacaksın. Bundan böyle savcının kelamı benim kelamımdır. Yok baba, olmaz baba. Biraz önceki adam savcı diyorsan ve benim bu adamla birlikte olmamı istiyorsan... Sana yorum yapma demedim mi? Yorum yapma demedim mi sana? Bundan sonra ben yok. Selçuk Taşkın'ın oğlu yok. Savcı ne diyorsa o. Otur diyorsa oturacaksın. Kalk diyorsa kalkacaksın. Nerede, ne zaman kalınacaksa orada kalacaksın. Savcının izni olmadan nefes bile almayacaksın. Anladın mı lan beni? Anladın mı beni? İyi. Nasıl tatlı? Yeni tarif, restoranda menüye koyacağım. Beğenmeyen yorum yapmasın. Niye soruyorsun o zaman? Ben beğendim abla, gayet hafif olmuş. Eline sağlık. Naz Hanım, siz nasıl buldunuz tatlıyı? Üniversiteye başlayacağız. Diyetteyim, şeker yemiyorum. Altay teyzem benim şeker kamışım. Getir de şunu bir döveyim, aklı başına gelsin. Yavrum, önce hangi bölüme gideceğini bir seçseydin de değil mi? Ona göre diyet belirleseydin. Sonuçta her bölümün diyeti başka. Halkla ilişkilerin diyeti başka, su ürünlerin diyeti başka. Belki de benim kızım okuduğu bölümün mesleğini yapmayacak annesi. Okurken seçecek değil mi? Canım. Bak Yağmur'a, avukat olacak annesi babası gibi. Kızlar gittikten sonra buna kalacağız işte, Altay Bey'e. İzmir kazanacağım ben, hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek İzmir kazanacağım? Ona da mı karışacaksın? Yo, ne karışacağım ya? Babanla benim okuduğum fakülteyi kazanırsan ne olacak? Gitmeyecek misin İstanbul'a? Ha, bir de babanla kalayım anne. Hı? Yurtta kalırsın gerekirse. Ha, buldum. Yedi harf. Hmm.
Heh, paçaroz. Teyze, paçaroz diye bir kelime yok ki. Vardı bizim zamanımızda. Böyle güzel kızları, başı ayrı oynayan kızları. Anladık hepimiz, ha? Anladık. Kızcağına azıcık destek atsana ablana ya. Niye hatırlamıyorum, der miydik? Hayvanlar da ana kız komadalar bu gece. Al, beş harf, paçoz. Normal bir şey gelmiyor kendimin aklıma. Kızın paçozun hikayesi var. Tekneyi ilk aldığında tutturdu, ismini Emel koyacağım diye. Beni etkileyecek ya. Dedim ismini Emel koyma. Kızım anlatma işte şunu. Kaçıncı kez deniyoruz bu hikayeyi? Bu dedi ki tamam dedi, sen ne istersen o. Dedim ki paçoz koy ismini. Bu bir bozuldu ama belli de etmiyor. Sen ertesi gün git kocaman yazdır böyle paçoz diye. Bir de geldi böbürlene böbürlene bana gösteriyor. Aşığım işte o zaman. Ne yaparsın? Dedim ki buna ben sen salak mısın? Sildir şunu dedim. Ama o gün anladım evleneceğimizi. Hmm. İşte sonra aldım tekneyi. Geldim iç güveysi. Yarın babam da geliyor. Harika olacak. Oo, sayın savcım geliyor demek. Devlet töreni düzenlesek az vallahi. Ben şu borçları kaldırayım ya. Yavaş yavaş toparlayayım masayı. Sen de sıra. Ya, tamam. Taşkın'ın oğlu yok. Savcı ne diyorsa o. Otur diyorsa oturacaksın. Kalk diyorsa kalkacaksın. Savcının izni olmadan nefes bile almayacaksın. Telefonları cüzdanları aldınız mı Ayşe? Burada. Üzerinde başka bir şey var mı? Bir kıyafetlerim var. Çıkarayım istiyorsun. Buraya. Bu ne? Kurşun mu? Hatırası var. Kaldır kolları. Burada bir şey bulacağım sanki. Kısmet. Al. Bir dahakine daha dikkatli ol. Tamam? Helal be sana. Büyük ödül senin. Kazandın. Her yöne bedava yer verme. Şahane bir hayat. Ceza mı kesiyorsun, koruyor musun? Belli değil. Anlamadım. Ama üstünde vallahi billahi başka bir şey yok. Tamam çık kız. Ne kadar kalacağım ben burada? Bilemem. Ay mı gün mü nedir? Tamam. Velev ki çıkıp gitmek istedim ya da sıkıldım ya. Çıkıp gitmek istedim ya. Tutuklu da değilim, ne engelleyecek beni? Babanın tokadını hatırla. Dediklerini ezberle. Çıkarma aklından. Savcı sen ne işsin? Allah aşkına biz bizeyiz şurada bak, kimse yok. Maşallah bağlattın kendine. Neyse o doğruyu söyle ya. Belli ki babandan daha önce de dayak yemişsin. İlk değil yani bu. Beni sık sık görmeyeceksin. Ama görüştüğümüze labalik isteme. Tamam. Şimdi otur, düşün taşın aklını başına topla. Yoksa daha çok dayak yersin. Sen burada kalıyorsun, tamam mı? Aman diyeyim dikkatli ol. Sen de benimle gel, lobide beklersin. Hadi nöbetler. Sen şuraya yerleş. Kulağın yukarıda olsun, irtibatı kesme, tamam? Hadi nöbetler. Sağ olun sayın savcım.
Canan. Diyorum bu Altay'ın da yaşı falan geldi artık. Yandaki köyde helal süt emmiş bir kız bulup eve verelim gitsin bunu. Ne dersin? Kız ne oluyorsunuz siz? Bütün gece önce Yağmur'la kavga ettiniz. Sonra kırk mevlidindeki gibi süzüldünüz. Bir şey yok ya. Sabah tartıştık onun devamı. Ha, babası geliyor diye delenmişti beni. Sorun Yağmur değil. E kocan geliyor. Haklısın tabii. Kaç yıldır aynı yatakta yatmadığın adam. Kız unuttun mu o işleri? Boşanacağımı söyleyeceğim gelince. Aman gelmişken kaçırma ha. Böyle yapış yakasına hatta. Çünkü bir sonraki mülakat bir sonraki seneye. Ciddi misin sen? Yapacağım yani. Bu sefer yapacağım. Yap kız. Fıstık gibi kadınsın. Ben de yarından itibaren yeni adam bakmaya başlıyorum. İkinciyi ben bulacağım karışım. Yağmur acaba ondan mı surat yapıyor sana? Yok ya. Ofis bakmış bana yine. Sabah onu gösterdi. Ben de acele etmeyelim deyince işte. Delirdi fırladı gitti evden. Deli manyak. Aynı babası. Kararlı, gözü kara. Boş zaten bana benzeyeceğine babasına benzesin baksana. Sözlüğe kalkacak öğrenci gibi bekliyorum Selim'i. Vallahi orada dur bakalım Canancığım. Kızım, daha ben oje rengime karar veremiyordum. Sen avukat olacağım diye tutturdun. Ya babam izin vermedi. Çıktın gittin İstanbul'da okudun. Para almadın, çalıştın. Okul bitmeden evlendin. Kucağında Yağmur'la dereceyle mezun oldun. Ama bu Selim ne zaman cümle içinde geçse senin ayarların bozuluyor. Kuzum, Yağmur babasına değil, senin o 18 yaşındaki haline benziyor. Hadi asma o güzel suratını artık. Hadi ver şunları yerleştir. T harfi biraz büyük olmadı mı? Yo iyi ya. Şurası biraz yamuk oldu. Ablamla küs müsünüz? Bilmiyorum o bana küs galiba. Ne aldınız bana? Dişli pasta. Ya. Ne? Kocaman insan oldun artık. Çalış kazan kendin al. Oo, işine gelince 15 yaşındasın gece çıkamazsın. Gelmeyince koca adam oldum. Ay vallahi. Ne çabuk büyüyorsunuz siz ya. Günaydın. Günaydın. Teyzenlere yardıma gideceğiz. Sahile inmeyin. Metin abartmış yine. Akşam parti marti dediler. Bir sürü süsleme falan almış. Ne oluyor be? Çok güzel. İyi. Ben de bir kahvaltımı yapayım. Yardım ederim. Tamam. Anne. Hı. Babamı aradım açmadı. Yoldadır değil mi? Hı hı. Söyle Yağmurcuğum. Söyle. İçinde kalmasın. Yok ben bir şey söylemeyeyim. Çünkü negatif basıyorum. Sonra anne oğul söylediklerim hoşunuza gitmiyor. Bakalım gelince ne diyeceksin artık? Merhaba derim. Tamam mı? Ben ararım babanı. Tamam. Hayırlı günler kardeş. Organize şube. Şahsi devre almaya geldik. Anlaşıldı komiserim. Aşağıdaki arkadaşa da bilgiyi verdik. Var mı söyleyeceğin bir şey bize? Bu kapının kartı. Tamamdır. Teşekkürler. İyi nöbetler. Genç. Genç. Kalk. Hadi. Al eşyanı gidiyoruz. Ya bir salın beni ya. Yat kalk. Nereye kadar ya? Daha yeni gelmedik mi biz buraya? Nereye gidiyoruz? Hadi hadi acele et hadi. Siz kimsiniz arkadaşım? Organize şube. Bir durum oluştu da naklini yapacağız. Savcının emri var. E savcı nerede? Kendi söyledi. Ben nereye sen oraya dedi. O gelsin öyle. Hadi aslan oyalama bizi. Savcıya götürüyoruz zaten seni. Sorarsın yüzde nedir ne değildir. Hadi.
Hoş geldiniz. Kapıdaki memurlar nerede? Diğer memur arkadaşlar gelince ayrıldılar. Diğer memur arkadaşlar? Bilmiyorum. Avlar, bir kimlik görebilir miyim ya? Tedbir amaçlı. Eyvallah. İlker amirim. Bu çocuğun oteldeki güvenlik memurlarını siz mi değiştirdiniz ya? Kimse yok burada. Tamam, bekliyorum. İnşallah daha kalite bir yere gidiyoruzdur. Bak, bu yatağa benziyor ama vallahi billahi Allah seni inandırsın. Değil. İnan değil. Sabaha kadar ne kabuslar gördüm, ne kabuslar gördüm ya. Bu askerlik böyle bitmez. Orada olabilir, burada olabilir. Ulan perişan olduk be kardeşim. Ya asansör diye hayırlı bir icat vardı. Nereye koşturuyoruz biz? Yerimizi mi öğrendiler? Ne oluyor? Tedbir amaçlı arka kapıdan çıkıyoruz, yürü. Söyle amirim. Selim benim. Canan. Geliyorsun değil mi? Altay'ın doğum günü bugün. Canancığım, ben seni sonra arayayım mı ya? Şu an hiç konuşacak durumda değilim. Çocuk bir haftadır babam gelecek diye hevesleniyor. Mesaj atıyorum, cevap bile yazmıyorsun. Canancığım, gerçekten sırası değil ya. Ben arayayım sonra seni ha. Ne zaman sıra gelecek bize? Ya ne büyüdü babacığım olay. Altı üstü bir kalem sapladık şehzadenin eline ya. Bir koşturmacanın içindeyim lan. Neyi soruyorsun ya? Tabii. Tabii sürekli koşsan. Arada bir dur, bir nefes al ama. Belki beynine oksijen gider, bir ailen olduğunu hatırlarsın. Ya bunlar nasıl laflar Allah aşkına, nasıl laflar ya? Bin tane şeyle uğraşıyorum Canan. Bin tane şeyle uğraşıyorum ya. Senin derdin nedir? He? Derdin ne senin ya? Duyuyor musun? Kapa telefonu Canan. Savcı seni bekliyor dedin değil mi? Nerede bekliyor savcı beni? Gidince görürsün. Araçta telsiz yok. Polis arabası değil mi bu? Bakımda. Eyvallah. Araç beyaz sedan. Tekrar ediyorum, araç beyaz sedan. Unkapanı yönünden Karaköy istikametine doğru fiziki takipteyim. Ekiplere haber verin, önünü kessinler. Dur be Canan, dur be Canan. Geç, geç. Birader. Ağzım açıyor, nefes alamıyoruz. Benim taraf iptal, çalışmıyor. Abi. Tamam. Açmayın, ne yapalım? Siz hangi şubedendiniz Ağlar? Hangi organizeydi bu? Oğlum bir sus. Ne çok soru soruyorsun sen ya? Ya konuşuyorum çünkü... Yalan söylüyorsunuz bana. Bas. Buyurunuz var. Bas. Geldi bas. Çek sağ, çek sağ. Hızlı bas.
Çekil lan! Yavaş. Savcı Selim Kara. Sayın savcım, bir yanlış anlaşılma olacak. Sok ulan o kimliği cebine. Şöyle yapıyoruz. Siz çocuğu bırakıyorsunuz. Sağ salim dışarı çıkıyor çocuk. Ben alıyorum gidiyorum. Ya da devletin savcısına mukavemet gösteriyorsunuz. Kimin gücü kime yeterse. Anlaştık mı? Ha? Kararınızı verin. Bırak çocuğu insin. Nasıl? Bırak dedim. Tamam gel. Abi. Bırak dedim. Savcı. Halil Sadi'nin çakalları bunlar. Anlamayacak mısın? Savcı kaçıyor kansızlar. Savcıyı takip etmeyecek misin bunları sen? Araç beyaz sedan. 34 Lüleburgaz Silivri 8050. Galata Köprü çıkışına doğru gidiyorlar. Çocuk benle güvende. Tamam. Tamam. Sen geç arabaya. Ha? Arabaya geç arabaya. Efendim Canan ya. Ne oldu? Ben boşanmak istiyorum. Ne? Bitti Selim. Ben gelince yüz yüze konuşuruz diye düşündüm ama yok yani. Durum bu. Bir dakika dur, ne diyorsun ya? Ya önünü arkasını düşünmeden ne konuşuyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim, tamam. Hoşça kal. Canan bir dakika, bir dakika dur, öyle olmaz hemen. Ne anlatıyorsun? Dur bir dakika. Canan. Telefonumu kapattın bir de. Ulan bir de telefonum... Canancığım sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Allah aşkına neyi ispatlamaya çalışıyorsun ya? Ne boşanması Canancığım? Delirdin mi sen? Böyle olur mu ya? Sen bu akılları kimden alıyorsun? Kimin akılları bunlar bilmiyorum. Ama lütfen, lütfen bu ne cüret ya? Bu ne cüret ya? Boşanıyorum. Nasıl boşanıyorum öyle? Bunları konuşacağız. Şu an çok sinirliyim. Geldiğim zaman konuşacağız. Tamam. Konuşacağız. İyi misin ya savcı? Ya bu kadar ne günah işledik de biz böyle polisli molisli operasyon çekiyorlar bize ya. Yalnız adam ne seviyormuş oğlunu. Bravo. Saygı duydum vallahi billahi. Bu işte bir yanlışlık var savcı. Böyle fırtına koparılacak mevzu değil. Polis mi söylemiş bizim yerimize? Nereden öğrenmişler? Hayır, polise güvenemeyeceksek biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrin yok. Allah'a emanet diyorsun. Canancığım sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Allah aşkına neyi ispatlamaya çalışıyorsun ya? Ne boşanması Canancığım? Delirdin mi sen? Böyle olur mu ya? Sen bu akılları kimden alıyorsun? Kimin akılları bunlar bilmiyorum. Ama lütfen, lütfen bu ne cüret ya? Bu ne cüret? İstanbul'u bitti sayın savcım. Nereye gidiyoruz? Bak telefonla kavga kıyamet konuştun. Eğer onunla ilgiliyse beni sal. Sonrasında buluşur görüşürüz ya. Yalnız bizim pederin ne kozu varsa sana karşı. Canını ortaya seriyorsun ya da sonunda büyük ikramiye mi var? Öyle mi diyelim? Ha savcım. İn arabadan. Ya savcım sen beni yanlış... İn arabadan. Bak sen beni yanlış... İn lan arabadan in. Seninle mi uğraşacağım lan soytarı? Çık dışarı. Çek. Defol git lan. Yürü git. Yürü git. İstanbul'a gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Kapa kapıyı. Soytarı. Terbiyesiz herif. Ya savcım. Savcım. Savcım bekle savcım.
Yolda çıt çıkarmayacaksın. Aynen. Çıt çıkmayacak dedin. Biliyorum ama güneye gidiyoruz gibi geldi bana. Ona göre kıyafet falan çözerdim savcım. Aa bak şu ilerideki tesisten bir iki bir şey mi alsak acaba ya? Eyvallah o da yok. Ya bari bir ihtiyaç malası versek savcım. İhtiyaç bu ya, ihtiyaç. Savcım. Hayırdır, ne abi? Şimdi konuştuk ya. İyi tamam, ben markete gideceğim. Sen de ne yapıyorsan yap, 5 dakika sonra burada ol. Ne bakıyorsun ya? Ya para vermeyeceğim mi? Cüzdana el koydun, telefona el koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. 5 dakika sonra burada ol. Tamam. Çattık. Sayın müşterilerim, meyve reyonunda %15 indirim başlamıştır. Merhaba. Merhaba. Ne hediye paketi yapar mısınız? Tabii. Teşekkür ederim. Ne kadar? 100 lira. Kararınızı verdiniz mi? Tabii tabii. Verdim, kararım çok oluyor. Filtre kahveydi nasıl? Güzel mi? Tabii. Sizin kadar güzelse içerim, kesin içerim. İsminiz? Siz hiç zahmet etmeyin ya. Halledeyim ben. Hem de böylelikle ismimi benim ellerimden öğrenmiş olursunuz. Ne yapıyorsun oğlum sen? Alayım mı sana da? Kahve güzel, güzel kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar. Anlayacağım da. Yürü lan. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Çok... Yürü lan. Sen bir daha bak. Lan. Neyse bir dahakine görüşürüz artık. Ya savcı. Ya itip kalktı. Yeter savcı, espri yaptım. Espri, espri. Ulan sen neden dangalak adamsın lan? Hala mal mal dolaşıyorsun içeride oğlum. Manyak mısın sen ya? Ya şu olayın ciddiyetinin bir farkına var ya. Ben seni es kaza orada görmemiş olsam adamlar seni dağ başına kaldıracak, kafanı gözünü patlatacak, hala orada yatıyor olacaksın ya. Ya biraz insanın bir duygu sıralaması olur, bir muhakemesi olur ya. Senin şu anda korkman gerekiyor kardeşim. Sen korkacaksın şu an, tedirgin olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Tavuk gibi dolaşıyorsun buralarda ya. Ya ben ne yapayım, ben ne yapayım ya? Sen... Ya benim aldığım nefesi nereden biliyorsun sen ya? Ha? Ben eğer bir şeyleri ciddiye alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Önce sen paketledin beni. Sonra sabahki kurnazlar paketledi. Kim ne istiyor belli değil. Soru soruyoruz, cevabı yok.
Ben dalgaya vurmayayım da ne yapayım savcım? Ha? Daha nereye gidiyoruz bana onu bile söylemedin ya. Nereye gidiyoruz onu mu öğrenmek istiyorsun? Evet, ben onu öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Çeşme'ye gidiyoruz, ailemin yanına gidiyoruz. Oğlumun doğum günü var. Oğlan mı? Allah bağışlasın, hediye falan da almışsın tabii. Aldım. Savcım dur, iki dakika binme arabaya. Bizim peder de hiç kaçırmazdı doğum günlerimi. Öyle hediyeler alırdı ki, bunlar şuncacık çocuğa alınır mı dedirtirdi herkese. Günah çok olunca telafisi affilli hediye tabii. Savcım seninki de sanki biraz... telafi şekli biraz sanki ha? O hesap. Neyse. Sustum tamam. Yok yok, susma. Anlat yani. Ne demek istiyorsun? Ya şey işte yani... sende de bizim pederin... ailesini ihmal eden adam bakışından var. Önce telefonda kavga. Sonra aniden ailenin yanına direksiyon kırma. Ne bileyim yolda belde... böyle... hediye falan toparlamaca. Bunların hepsini birleştirince... aklıma bu geldi yani. O kadar. Tebessüm mü ettin ya savcım sonunda ya? O suyun biri fazla mı? Daha fazla sana aldım zaten. Ver. Hadi geç. Yanlış anlama. Ailedir, kavgalar olur. Bizim peder de çok kavgacıydı. Araya 8 sene 4 duvar girdi. Gördün işte hala aynı. Hani böyle döverek sever derler ya. Bizim pederi tarif etmişler. Ama doğum günlerimi çatlamazdı. Affetmezdi. 2 eli kanda olsa böyle görünürdü bir yani. Kesin. Deli deli sürprizler yapardı. En son 12. yaş günüm. Unutulmaz. Aynı gün Selçuk Taşkın'ı aldılar çünkü. Babamı. Neyse, büyük sürprizi bekliyorum. Sürpriz ayrı, hediye ayrı bu arada. Öyleli. Çocuğum ya. Önüme ne koydu bil. Dansöz. Dansöz ya. Dansöz ya, 12 yaşında adama yapılacak sürpriz mi bu sabcım? Bir de aynı gün aldılar pederi. Vay arkadaş. Tımarhanede büyümüşsün resmen. Resmen tımarhanede büyümüşüz. Başka bir açıklaması yok bunun. Sen nereden biliyorsun o günü? Savcım. Hadi gidelim. Az biraz daha yolumuz kaldı. Oyalanmayalım. Anne, anne hadi gelsene, fotoğraf çekiyoruz. Dere dere dere. Hoş geldin. Hoş bulduk. 14 yaşında Laura Decker. Dünyayı dolaşıyor bak kendi teknesiyle. 14 yaşındayken ya olacak şey mi? Düşün artık sen. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Dans eden normalde bizimkiler oluyor ama annem koşuşturduğu için o zaman neyse ki. Evet. Herkesten önce böyle ortaya atlayıp deli gibi dans eden birilerini hatırlattılar bana da. Aynı şey değil. Ben 18 yaşındayım. Onlarsa yaşlı. Naz. (Gülüyor)
Madem annen ortada yok mutfak işlerinde, o zaman ben de seninle dans ediyorum. Hadi baba bakalım. Hayır, ne yapıyorsun? Kızımla dans edeceğim, ne var ya? Hadi yürü, 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 yürü. Büyük konuşmanın sonu bu Naz. Bravo enişte. Ayaklarını uydur, uydur, uydur. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam anne. Ben sonra hep seninle dans edeceğim. Anne kalsın Burası sizin evimiz abi. Kimse yok burada, bomboş. Doğum günü teyzesinde. Ben şimdi bir saat gidiyorum. Sen arabada kalıyorsun, tamam? Arabadan da inmiyorsun. Kimsin sen Sabri? Sır küpüm yoksa gel. Manyak diyeceğiz, dur, dur. Ne haber? İyi sen? İyi, iyi ki doğdun. Sağ ol, sen de iyi ki geldin. Pastayı kaçırdın ama olsun ya. Olsun. Işte. Sayın Savcı, hoş geldin ya. Vay Metin, ne haber? İyi, sen de. Ne yapıyorsun? İyi, çok iyi gördüm seni, formdasın. Oğlum, biz senin gibi böyle doğuştan genç değiliz ki. Ha? Azıcık bakacağız kendimize. Hemen nerede? Buralardadır ya. Hoş geldin enişte. Özledik vallahi. Oo Nazcığım, ben de özledim ya. Yağmur. Hoş geldin. Oo. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şaşırdım, beklemiyordum. Ben de biraz mecbur kaldım ama, değil mi?
Bir de kız var ha. Vallahi hoş kızmış. Ha? Ha, o ben. Ne yaptıysan artık. Fotoğraflara bile koymamışlar seni. Silmişler, atmışlar. Hayatlarından çıkarmışlar seni. Ne hal dediysen artık. Of. Hayır, biz bu adamla hayli uğraşıyoruz vallahi iz bulacağız diye ya. Yukarı bakalım bir de. Biz içeride biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız ya? İçeride biraz konuşalım mı? Baba, senin hediyeni ilk önce açıyorum. Tamam, beğenecek misin? Sağ ol babaya. Sağ ol babaya mı? Ne oldu, beğenmedin mi? Oğlum sen futbol sevmiyor muydun ya? Olur mu baba? Çok güzel forma, hiç problem yok. Tabii tabii. Altay'ın başka bir takımı tutması dışında bir problem yok, evet. Nasıl başka bir takım? E oğlum biz seninle Galatasaray maçlarına gidiyorduk. 6 yaşındaydı ki. Önemi yok artık abla, anmış. Biz İzmir'e taşındıktan sonra Göztepe'li oldu Altay. Metin eniştesinin takımını tutmayı tercih etti. Ama tabii senin bunları bilmemen normal. Soğuk oldu ya anne. Ben bir gideyim eve, üstüme bir şey alayım. Neyse ya. Altaycığım. Efendim. Sen bizi içeceğin bir şeyler kapsın mı? Yok yok dur, siz baba oğul hasret giderin. Sen açsındır. Yok, aç değilim ben. İçecek bir şey getireyim o zaman ben sana. Sen? Geç kaldık anne, bitmedi hazırlığın ya. Klinikten kaşa çıktım, haberin var mı? Rekor sürede hazırlandım. Bak bakayım alnımda iğne izi kalmış mı? Merak etme, bir yere kaçmıyor Yağmur. Ne ilgisi var anne şimdi Yağmur'la? Çok ilgisi var. O kadar meraklı olma oğlum. Bırak biraz o senin peşinden koşsun. Zaten bu yaşta senelerce ilişkide ne oluyor ben hiç anlamıyorum. Anne başladın yine ya. Güzellik, nereye? Ah, üşüdüm, üstüme bir şey alıp döneceğim. Hoş geldiniz Serap abla. Buyurun siz. Sen iyi misin? Geleyim ben de seninle. İyiyim iyiyim Kaan, üstüme bir şey alıp döneceğim. Tamam olsun, geleyim. Israr etmesem mi acaba Kaan'cığım? Belki yalnız kalmak istiyordur Yağmur. Sen bilirsin. Gel istersen. Tamam geleyim. Görüşürüz Serap abla. Selamlar. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Neredesin sen ya? Kusura bakmayın, geciktim. Gelmez dedik artık. Çok yoğun bu aralar. Ve evler satılıyor işte, değil mi? Aman, kimsenin bir şey aldığı yok. Her gün 10 kişiye ev gösteriyorum. Çok güzelmiş deyip gidiyorlar. Bıktım. Deme be. Ne güzel olmuş burası Metin. İşte elimizden geleni yaptık ya. Bilirsin keyifli ortam yaratmayı. Ya Emel daha çok uğraştı. Emel şanslı kadın. Serap abla hoş geldin. Hoş bulduk canım. Baba ya, Yağmur gördün mü? Yok. Kaan'la eve kadar gittiler Nazcığım. Ha. Resmen beni ekip gittiler yani. Neyse baba ben çıktım. Git hadi git. İçkiler nerede Metin? Gel. Adam evde yaşamamış yemin ederim. Arada bir uğramış işte. Çok güzel olmuşsun bu akşam. Yapma Kaan. Yalınmaya başlıyorum ben artık ama. Seninle bir ilgisi yok. Ne, anlat bana. Babam geldi. Sinirlerimi bozdu biraz. Babam mı geldi? Hiç söylemiyorsun Yağmur. İki laflardık adamla ya. Hadi üstünde bir şey al da dönelim eve. Ya herkes ne meraklıymış bu Selim Kara'ya ya. Selim Kara? Ya zaten 40 yıldır bir görüyorum ben adamı. Hem bir sürü sorun var babanın hukukla ilgili. Uf, tamam Kaan. Sanki etrafındaki tek hukukçu o. Ya kızma canım. Niye kızıyorsun ki? Ne oldu siz? Tartıştınız mı? Tamam. Sen otur. Ben bir üstümü değiştireyim, geliyorum. Tamam.
Hadi gidelim. Bu sırıkla evde kaçamak yap. Ben de annemle tek başıma uğraşayım, değil mi? Aynen, saçmalama ya. Üşüdüm, üstümü değiştirmeye geldim. Ben verirdim isteseydin. Ay, hadi yürü. Dur. Telefonumu unuttum. Bekleyin siz. Bekleyin, geliyorum hemen. Tamam. Selim Kara. Nereden hatırlıyorum ben bu ismi ya? Selim Kara. Hayır. Hırsız! Hayır. Hırsız! Hırsız! Çık! Pislik! Çık evden! Yağmur, dur! Hayır, öyle bir şey yok. Hırsız falan değilim. Bir sakin olun be kardeşim. Bir Allah Allah. Biz girdiğimizde sen buradaydın. Ya kesin bizi dinliyordun. Hayır. Ben hırsız falan değilim. Saklanmıyordum asla. Öyle bir şey yok. Sen de o elindekini bir indir, bir sakin ol. Sen kimin evine girdiğini biliyor musun? Savcı Selim Karay'la birlikte geldik biz İstanbul'dan, yanlış mı? Ya yalan söyleme. Ya biz konuşurken duydun sen, kesin. Ya vallahi billahi hırsız falan değilim ben. Siz konuşurken falan da duymadım. Kimle konuşurken, ne diyorsun sen? Anlamadım ben. Savcı Selim Karay'la birlikte geldim. Oğlunun doğum günü, senin kardeşinin doğum günü değil mi bugün ya? Hayır, gidelim soralım, adamın yüzü orada. Ben anlamadım, hatayı nerede yaptım ya? İşte öylesine girdik bir şeyler, ne bileyim. Sıkıldım arabada durmaktan. Sen ne yapıyorsun ya? Bütün gece kaçacak mısın böyle? Yok işte. İçecek kalıyordum, geliyordum yanınıza. Sen içecekleri alıp gelmiyordun yanımıza. Sen buraya bayağı yerleşmişsin. Tek başına burada içiyorsun, takılıyorsun burada yani. Bak, ben gitmek zorundayım, anlıyor musun? Gideceğim ve seninle konuşmak istiyorum. Ama hiç sırası mı şimdi yani? Görmüyor musun ortamı? Tamam, içeri geçelim. Ben konuşmak istemiyorum Selim. Yani telefonda söyleyeceğimi söyledim ben zaten. Neyi söyledin ya telefonda? Saçma sapan şeyler söyledin, beni buraya kadar getirdin Canan. Yani insan bir özür diler falan diye bekliyorum ama bırak özür dilemeyi. Sen bana vakit ayırmaya tenezzül etmiyorsun ya. Canan sen... Ben ne için özür dileyeceğim ben senden? Sen ne kadar içtin? Hayır, ne kadar içtin sen? Çünkü şu senin tarzın değil yani bu. Belki de artık tarzım budur Selim. Canan, sana ne oldu? Bir elinde kadeh, bir suratında bir tuhaf ifade falan, böyle bir haller. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen bana niye böyle davrandığını anlatacaksın önce. Niye buradasın ya sen? Karşıma dikilmiş karakterime saldırıyorsun, bir de gelmeseydin ya. Gel, konuşacağız. Konuşalım, tamam. Gelin, nereye gelin? Ya yanlış yoldasınız, uyarayım sizi. Yani savcının kesin emri var ortalıkta dolaşma diye. Bırakın, salın beni, dönüm arabama bekleyeyim ben. Ne işin vardı evin içinde o zaman? Şimdi gidip babanla özleşeceksin, o zaman anlayacağız bakalım. Hırsız mısın, değil misin? Ya bana koymaz, sadece savcım beni gördüğüne pek sevinmeyecek. Konu bu. Ya sen yürü ya. Bak birader, yol yorgunuyum ve misafirim. Yani tamam, anlıyorum, kendini göstereceksin. Erkeksin falan. Ama bir daha bana dokunursan o eli net kırarım. Korkmadım desem alınmazsın değil mi? Ezilene kadar herkes kendisini pehlivan zanneder biliyorsun değil mi? Bak, arkadaşınız anladı mesela beni. Naz, ne yapıyorsun? Ne var ya, komik. Allah Allah. Hadi yürü. Naz. Yürü. Yürü. Hadi. Naz. Yürü. Ya muhabbetiniz de hiç çekilmiyor ha. Vay. Ya savcım, ne güzel ortam varmış be, helal olsun. Ne oldu, sen sanki bir gerildin ha? Ama dur şimdi, ben bir babamı bulayım, çıkaracağım foyanı ortaya. Baban gibi inatçısın sen de, ne diyeyim? Babamı tanıyormuş gibi konuşma. Yemiyorum yalanlarını. Sen bilirsin. Oo kardeş, ben alayım onu ya. Eyvallah. Ben buradayım.
Merak etmeyin beni. Vallahi burada oturuyorum ben. Şu tipe bak. Yani çok çok antipatik bir tip. Tam bir paralı kopil gibi ya. Yalnız bence doğru söylüyor. Ne doğrusu ya? Ya baksana adam ne kadar rahat. Üstelik babanın savcı olduğunu falan da biliyor. Adalet sitesindeyiz Naz. İşte boş attı dolu tutturdu. Oo. Lan hediye ağacı yapmışlar be. Ya bu adam madem Selim abinin misafiri... ...evde niye kanalıkta gizleniyor Naz? Evet. Evet yani bu kesin babamı da kandırdı. Neyse. Bak siz burada durun Naz. Hiçbir yere kaybolmayın tamam mı? Ben babamı bulup geliyorum. Tamam. Tamam. Konuş şu artık ne konuşacaksın? Nasıl ne konuşacaksan ya? Belli değil mi ne konuşacağımız? Canancığım ben buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum ya. Allah aşkına telefonda saçma sapan bir şey söylüyorsun, suratıma kapatıyorsun, sonra da konuş o zaman diyorsun. Telefonu evet. Suratına kapattım. Evet. Sinirliyken konuşmak istemedim çünkü. Kim sinirliyken? Ben sinirliyken. Evet. Ben hala sinirliyim. Benim geçmedi sinirim. Ben sinir içinde geldim buraya. Sırf beni şuraya çağırmak için bana diyorsun ki telefonda senden boşanacağım. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu canım? Sen bu yüzden mi boşanalım dedim sanıyorsun? Ne yüzden boşanalım dedin sanıyorum? Bu inşallah bu söylediklerini çocuklar duymadı. İnşallah. Sen her zamanki gibi beni hiç ciddiye almıyorsun değil mi? O zaman ben seni uyandırayım. Buraya gelip gelmemen umurumda değildi. O telefonda tam da kastettiğim şeyi söyledim ben. Nasıl? Sen gerçekten boşanmak mı istiyorsun? Ya böyle bir şeyi ben çocukça bir kaprisle söylemiş olabilir miyim sence? Ben bunu söylemek için aylar ne aylardır? Yıllardır kıvranıyorum. Bekledim, gelirsin, otururuz, konuşuruz diye düşündüm. Kaç defa ayna karşısında prova yaptım geri zekalı gibi. En azından kızın üniversiteyi kazandığında hani burada olursun da... ...ya da ne bileyim oğlunun doğum gününe gelirsin mesela da fırsat bulurum diye düşündüm ama ne oldu? Ailene ayıracak 5 dakikan olmadı. Ben de dayanamadım işte sonunda. Sen gerçekten ayrılmak istiyorsun. Evet. Evet ve açık açık söylüyorum. Sen nesine inanmıyorsun bunun? Ben boşanmak istiyorum evet. Ya bu benim size vakit ayıramama olayım yeni bir şey mi Canan? Biz bunu ilk defa mı yaşıyoruz? Sen beni tanımıyor musun? Ben böyle biriyim. Sen bunu bilerek evlenmedin mi benimle ya? İzmir'e gitmek istiyorum dedin tamam dedim. Bak çocukları İzmir'de okutmak istiyorum dedin, ona da tamam dedim. Sırf sizin keyfiniz kaçmasın diye ben İstanbul'da tek başıma sefalet içinde yaşıyorum. Ağzımı açmıyorum ve bana benim yaptığım fedakarlıkları burada anlatmak zorunda bırakma beni. Hayır, lütfen. Fedakarlıktan bahsetme sen bana. Sen fedakarlığı bizim için yapmadın. Ne? Sen bizi feda ettin. Sen bizi başından savdın ve bundan da çok memnunsun. Çünkü araya girecek başka hiçbir şey olmadığı için... ...bütün zamanını o çok sevdiğin şeye ayırabiliyorsun artık işine. Sen bence bir sakin ol. Hayır yani sen buna evlilik mi diyorsun? Evlilik mi bu? Biz zaten ayrı yaşıyoruz. Aramızda çocuklardan başka bizim evlilikle ilgili ne kaldı söyler misin? Sen koca falan değilsin. Sen telefondaki bir sessin sadece. Yoksun hayatımda. Ben iyilik yapıyorum aslında sana. Sırtındaki bir kamburdan kurtarıyorum seni. Sen daha ne istiyorsun? Bence... Ve bunu da sen söyleme diye ben söylüyorum işte. Boşanalım diyorum. Canancığım bir sakin olur musun? Allah aşkına bir sakin ol. Sakin sakin konuşalım. Anlatabiliyor muyum? Lütfen. Anlıyorum. Çok kötü bir dönem geçirmişsin. Tamam. İçkiyi de biraz kaçırmışsın bu gece. Sinirlendin biraz. Hiçbir problem yok. Anlıyorum. Ama ne olur biraz sakin ol. Tamam mı? Sakin ol çünkü benim tanıdığım Canan bu değil. Bu değil. Haklısın ya. Gerçekten. Benim tanıdığım Canan da bu değil. Kimdi o? Ben unuttum hatta. Sen unutturdun. Ben unutturdum. Evet. Ben bu konuşmayı çok daha önce yapmalıydım. Ama bugün bile geldiğinde korktum, sindim, konuşmaktan kaçtım. Ben böyle bir insan değildim. Beni olmadığım birine dönüştürdün sen. Ben seni olmadığın birine dönüştürdüm. Yok yani tamam. Bunun tek suçlusu sen değilsin tabii. Ben de izin verdim buna maalesef. Yok yok tamam tamam. Tamam suçlu benim. Ben kabul ediyorum tamam. Ben... Bütün suç benim. Ben kabul ediyorum suçumu. Haklısın.
Herifin tekiyim ben, tamam problem yok. Onu, o da okey. Haklısın, haklısın Canan, haklısın. Ben yani... Ne istiyorsun sen ya? Onu konuşalım. Ne istiyorsun? Onu konuşalım sakin bir şey. Boşanmak mı istiyorsun? Hay hay. Boşanalım. Boşanalım. Tamam. Tamam, boşanalım. Boşanmak istiyorsan boşanalım. Ne oldu? Ne oldu? Niye sustun? Bunu istemiyor muydun? Sen kazandın işte, tamam. Ya, istediğin şeyi söylüyorum sana. Boşanalım diyorum. Dilekçeyi de hazırlayacağım, sana yollayacağım. İmzanı atacaksın. Bitti gitti. Tamam. Ben hazırladım dilekçeyi. Lan bari bir avukata falan hazırlatsaydın ya. Bir avukat hazırladı zaten. Evet. Avukatlığa da dönmeye karar verdim. Şşt, doğum günü çocuğu. İyi ki doğdun. Nasıl? Beğendin mi babanın aldığı hediyeyi? Beğendim. Kimsin diyorsun? Babanın misafiriyim ben, beraber geldik. Ablan inanmıyor gerçi ama sen ondan akıllı duruyorsun. Ben bir Amur'a bakayım ya. Sen kalabilir misin bununla? Yani... Kalır kalır. Yani kalırız. Süper boy. Devam et sen. Bir tek sen ters davranmadın bana. Önyargı kötü bir şey. Kullanmıyorum. Nereye bakıyorsun? Arkadaş mısın bunlarla sen? Yağmur teyzemin kızı. Vay, kuzensiniz bir de. Sana bir şey söyleyeyim mi? Savcı yolda eğer gelirken senden bahsetseydi daha istekli gelirdim buraya, net. Oradan bakınca kolay lokma gibi mi gözüküyorum? Asla, beni yanlış anlıyorsun. Ben kolay lokma olabilirim belki ama sen mükemmelsin. Kimsin sen gerçekten? Selim enişteyi nereden tanıyorsun? Ya aslında ben tanımıyorum yani, babamın arkadaşı. İş arkadaşı. Ha, senin baban da savcı. Yani savcı değil ama onun bir üstü gibi düşün. Eniştenin yani, bir üstü gibi düşün. Baş savcı gibi. Enişten hep böyle sert bir adam mıdır senin? Mafyayla mücadeleyle geçiyordum hayatı. Baban üstü değil mi? Biliyorsundur. Zor tabii, bilmez miyim? Ya oh, neler neler. Kaç defa adam ölümden döndü. Ay, tehditleri saymıyorum bile. Ay, bırak kendisini, ailesini bile tehdit ettiler. Tüh. Yani teyzem boş yere taşınmadı İzmir'e. Ya telefonun yanında mı? Babama mesaj atmam lazım. Arabada kalmış benimki. Geldik diye meraklanmasın adamcağız. Yanındaysa hani bir güzellik yapsan bana. Yağmur dönmeden hallet. Bir de bu yüzden tartışmayalım. Bir tanesi sen. Suç örgütüne büyük operasyon. Yeraltı dünyasının en ünlü babalarından Selçuk Taşkın. Yapılan operasyonla yakalandı. Oğlunun doğum gününde ele geçirilen Taşkın, ekipler tarafından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonu yürüten Cumhuriyet Savcısı Selim Kara. Tamam mı? Attın mı mesajı? Savcı nerede? Anlamadım. Savcı! Avcı! Baban nerede? Baban nerede? Baban nerede Selim? Tamam, bırak oğlumu ya. Savcı Selim Kara nerede? Nerede bu savcı Selim Kara? Çabuk bana söyle savcı Selim Kara nerede? Bırak kızı! Bırak o kızı! Bırak! Ulan ben sana ne dedim lan? Bırak sakın. Ben sana ne dedim lan? Bana dur. Bak bizden uzak dur. Bak bize yaklaşma oğlum, bizden uzak dur. Ben sana bana bir daha dokunma. Ne dedim lan? Al! Gelin! Bize bırak dur! Baba! Ulan bırak lan beni! Bırak! 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 Bırak
yapıyorsunuz? Bırak! Bırak! Gel bana dokunma dedim lan sana! Gel ben seni var ya! Seni var ya ulan! Seni var ya! Sen kim olduğunu zannediyorsun lan? Sadece beni. Anne bırak. Kanıyor insan. Bırak bir şey. Sen kim olsun? Tamam. Lan bırak bırak. Sal gelsin bırak. Sekizinci kutunu değiştireceğim. Yeter. Yeter ayrılın yeter. Metin polis çağırın. Kimsin sen delikanlı? Bizim evdeydin işte babamla geldiğini söylüyor. Ya bırak hırsız hırsız biri biriteki ne olacak? Ne oluyor ya? Ya buradan ikisi camdan içeri girmişler. Ortalık tuzla buz işte ne bileyim ben. Metin polis çağır. Tamam tamam yok polise gerek yok tamam. Benimle birlikte o. Çık dışarı. Senin kim bu? Arkadaşımın oğlu. Canan çık dışarı. Çık dışarı çık. Metin çok özür dilerim ben senden. Çok özür dilerim. Yok tamam. Telafi edeceğim ben bunların hepsini ödeyeceğim. Yok tamam bir şey yok ya. Tamam iyiyiz biz. Çok özür dilerim. Tamam hadi. İyi misin? Bakayım. İyiyim ben. Bir pansuman yapalım oğlum otur. İyiyim abi. İyi. Ben iyiyim abi. Bu iyi senin ya oğlum ya. Tamam. İyi misin sen? Ha? İyiyim. Altay nerede? Altay içeride. Tamam. Böyle kandırma görülmemiştir lan dünyanın hiçbir yerinde. Buraya böyle bak buraya. Kandırma görülmemiştir. Eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Eşkıya mısın sen? Senin ne işin var benim ailemin içinde? Beni kandırdın. Onlar benim çocuklarım lan. Bak onlar benim çocuklarım oğlum. Sen o çocuğa bırak vurmayı. Dokunamazsın bile. Dokunamazsın bile. Senin kim olduğunu biliyorum ben Selim Kara. Öğrendim. Bin arabaya. Geç arabaya. Geç arabaya geç. Ya bilmiyorum arabayı. Geç arabayı. Geç arabayı. Arabaya bin! Geç lan! Geç! Ulan sen ne istiyorsun lan? Ha? Sen tam olarak ne istiyorsun bana onu söyle lan. Ben sana kelepçe mi takayım? Senin koluna kelepçe mi takayım onu mu istiyorsun? Bak takarım. Koluna kelepçe takarım senin. Kafana adam dikerim 24 saat nefes aldırmam sana. Bak bunu istiyorsan yaparım. Şerefsizim yaparım. Bir hata. Bak bir hata daha yap. Olsun hayatını cehenneme çevir. Babama yaptın yürüyünü. Babama yaptıklarını mı yapacaksın bana da ha? Ne yaptın babama sen? Seni hatırladım savcı. Babamı aldıklarında oradaydın sen. Babamı tutuklayan savcısın sen. Sen benim ailemi elimden alan adamsın. Ne yaptın neyle tehdit ettin babamı? Ha? Beni nasıl zimmetler sana babam anlatsana. Bence cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma bana. Babama ne yaptın sen? Söylesene savcı. Konuşsana savcı. Neyi duymak istiyorsun lan? Ha? Ne öğrenmek istiyorsun? Anlatayım. Tamam anlatayım. Baban bize tanıklık yapacak. Ne? Baban bize tanıklık yapacak. Oldu mu? Babam ha? Selçuk Taşkın tanıklık yapacak evet, değil mi? Evet. Benim babam muhbir mi lan? Baban tanıklık yapacak. Çünkü Halil Sadi babanın konuşacağını biliyor. Anlatabiliyor muyum? Hayatın tehlikede. Bak seni babana karşı tehdit olarak kullanacaklar. Bunu artık bir anla ya. Bunu bir anla ya. Benim babam muhbir mi lan? Lan dur. Benim babam muhbir değil lan. Dur. Selçuk Taşkın lan bu. Lan dur. Selçuk Taşkın'dan bahsediyoruz lan. Lan dur. Sen neden bahsediyorsun? Çeksa. Çeksa encap durasın lan. Lan dur. Lan bırak beni. Lan. Bırak. Buraya gel lan. Buraya gel. Baban kendisi istedi bunu. Gel lan. Baban kendisi istedi. Kendisi geldi bize. Senin için yaptı bunu. Senin hayatını güvence altına almak için yaptı. İnanmıyorum sana savcı. Daha fazla yaklaşma bana. Buraya gel. Buraya gel. Arabaya geç. Öldüreceğim lan seni. Gel. Gel lan buraya. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Baban senin için yaptı. Anladın mı beni? Senin için yaptı. Hayatın tehlikede koçum. Anlıyor musun beni? Senin için yaptı. Hayatını güvence altına almak için yaptı. Şimdi sakin ol. Telefonumu çıkaracağım. Babanı arayacağım. Ne soracaksan ona sor. Savcı Bey hatta. Savcı. Oğlun öğrendi tanıklık yapacağını. Nasıl? Ya bırak şimdi nasılını masılını. Mecbur kaldım söyledim işte. Benim kim olduğumu da biliyor. Şimdi telefonu ona vereceğim. Ne söylüyorsan söyle, ne konuşuyorsan konuş. Sakinleştir çocuğu. Al.
Alo. Baba, bu savcı senin muhbirlik yaptığını falan söylüyor. Seni neyle tehdit ediyorsa sakın boyun eğme. Akgün. Baba bak, biz dik durmayı senden öğrendik, yapma. Bir de yalan konuşuyor burada. Yok gönüllüymüşsün bilmem ne. Savcıya ben gittim. O bana yanaşmadı. Gidiyorum baba sen. Sana ne anlattıysa doğrudur. Ne yapılacaksa en iyisini bildiğim için yapılacak. Sadece bu kadarını bil. Savcıya itaat et. Gerisi benim sorunum. Ne demek senin sorunun? Biz ne yapacağız dışarıda? Başımız dik nasıl yürüyeceğiz? Allah aşkına yapma. Sana yalvarıyorum, böyle bir şey yapma. Buradan geri dönüş yok. Bana bak, sakın yanlış bir yola sapma. Hayatın tehlikede. Önce Allah'a. Sakın baba. Sonra da savcıya emanet ol. Baba bak, beni soktun. Baba, alo. Kalacağımız yere gidelim mi? Aa, olur, tamam, hadi gidelim. Yürü hadi. Bak senin orası, ben de burada kalıyorum, tamam? Güzel ya, burası fena değildir yani, temiz böyle. Rahat, öyle şey değil yani. Ha, güzel, temiz ya. İyi, öyle geçici kalacağız zaten. Şimdi bana bak. İyisin değil mi? İyiyim ya. Biliyorum oğlum, çok zor. Çok zor yani. Tahmin edebiliyorum yani. Ama işte... benim yolumdan başka yürüyebileceğim bir yol yok. Benden başka tutunabileceğin kimsen yok. Biliyorsun değil mi bunları da? Öyle. Tamam. Bir şey olursa ben buradayım. Hadi Allah rahatlık versin. Konuştuğumuz meseleyi resmiyete dökmek için yarın sabah 9'da bizim Alaçatı'daki kafede buluşabiliriz. Geleceğini düşünüyorum. İyi geceler.
Ben ayrılmak istemiyorum. Üzerimde çok stres vardı. Kalbini kırmak istemedim. Özür. Tamam. Ben çıkıyorum. Babanızla buluşacağım. Aa, ben de geleyim anne. Kahvaltım da bitti zaten. Yok, siz denize falan gidin. Bizim konuşmamız gereken şeyler var. Özlediniz tabii birbirinizi. Sevzek sevzek konuşma Altay. Sana ne ya? Allah Allah. Tamam, başlamayın. Akşam hep beraber yemek falan yeriz belki. Ben bırakayım istersen seni. Dolapta bir şey kalmamış. Zaten alışveriş yapacaktım. Anne, kalmayacağım. Merak etme. İyi, tamam. Hadi hazırlan o zaman. O zaman bekle ben. Hemen bir üstümü değiştireyim, tamam. Geliyorum. Çabuk ol ama, ne olursun. Hı. Yağmur, bekletme. Uyuyor muydun ya? Günaydın. Ne oldu, kendine gelemedin mi? İyiyim, iyiyim ya, çok iyiyim. Kahvaltı saatini geçirme, aç kalırsın valla. Aç değilim ki. İyi, tamam. Ben şimdi çıkıyorum bir iki saat. Yokum. Sen de ayrılma pansiyondan, tamam? Tamam, buralardayım ben ya. Şeyim yani. Buradayım ya. Nereydeyim? Tamam. Alo. Alo Ahmet abi, benim. Akgün oğlum, nerelere kayboldun sen? Sorma abi, İzmir'deyim. İzmir'de ne işin var? Oyun kurdular bana. Babamın devlete yanaştığını biliyorum, ne biliyorsa okuyacakmış. Abi, ilan et herkese. Akgün babasının yanında değil de, kansız korkak değil de. Babam bundan sonra benim için, yani Selçuk Taşkın benim için yok hükmünde. Bunu bil. Halil Sade abiye de söyle, bundan sonra gölgesinden ayrılmam. Doğru olanı yapıyorsun koçum. Halil Sade bu sadakatini karşılıksız bırakmaz. Bir araba bulup 4-5 saat oradayım inşallah. Direkt senin yanına geleceğim ama başka kimse olmasın senin yanında. Sonra beraber geçeriz Halil Sade abinin yanına. Tamam, tamam, sen merak etme. Ha, bu arada karşılayayım ben seni, buluşalım bir yerde. Yok, gerek yok, direkt dükkana gelirim ben. Şey, birazdan çıkıyorum yola, hadi. Tamam koçum, bekliyorum. Thank you.
Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok beklettin mi? Yo, ben erken geldim biraz. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? İki Churchill. Tabii. Unutmamışsın. Sen burada başka bir şey içmezsin ki. Ya dün akşam için çok özür dilerim. Çok karıştı ortalık böyle saçma sapan. Kim o çocuk senin? Dedim ya bir arkadaşımın oğlu. Göz kulak olayım diye rica etti benden. Sen göz kulak oluyorsun. Ya kıramayacağım bir arkadaşım. Çocuk da biraz şey öyle ne bileyim yani. Neyse. Sonuçta bunu konuşmak için gelmedik buraya. Evet. İmzalamadan önce bir bak istersen. Tamam. Sen gerçekten emin misin ya? Evet. Aman be yani ne giriyorsun dibime kadar? Ya ben ne yapacağım şimdi? Nasıl çıkayım? Yani bir de bununla uğraş. Ablacığım gel geri. Tamam. Gel biraz geri gel. Tamam. Ay. Gel biraz daha gel. Hay Allah'ım ya. Aç. Ne var? Çekeyim ben. Yok. Gerek yok. Hallediyorum ben. İzliyorum. Ay. Gel biraz gel. Nereye geleyim? Bir saniye ya. Görmüyor musun adam dibime kadar çekmiş ne yapayım? Sol ön yap. Olmaz. Sol ön. Solum benden taraf. Sol ön yapacaksın. Ya tamam bir kes. Ablacığım bize müsaade etmiyorsun. Bari arkadaşın çekiversin. Bak kaç kişi bekliyoruz burada. Tamam ne yapayım? Ne yapayım? Adam dibime çekmiş. Ne yapayım? Söyle çarpayım mı? Anca konuşuyorsun. Hay Allah'ım ya. Çık sen oradan. Benlik neyi var ya burada? Yanlış taraftasın zaten şu an. Sola kurman lazım. Tamam kes. Yani yanlış yapıyorsun şu an. Olmaz. Gel. İyi tamam hadi gel. Bir şey oldu. Tamam gel. Kusura bakma savcına kızım. Kusura bakma. Hey! Ya! Ne yapıyorsun? Hey! Ya sen... Dur! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bin hadi. Ya ne yapıyorsun sen? Resmen arabayı kaçırıyordun ya. Ya saçmalama ya. Şaka yaptım sana. Hadi bin. Sağ salim bırakayım seni gideceğin yerin. İn!
Ya bak trafiği tıkıyoruz. Bin ileride vereceğim zaten arabayı sana. Hadi gel, gel. İstersen. City'ye mi gidiyorsun sen? Evet. E tamam ben de o tarafa gidiyorum. Gidelim beraber işte. İyi tamam seni de bırakırım gideceğin yere. Çek sağda yer değiştirelim. Marita nasıl? Bir yerine bir şey olmadı inşallah. Sana ne? Hayır çok da umurundaymış gibi soruyorsun bir de. Aramızı düzeltmeye çalışıyorum ben. Aramız diye bir şey yok. Ben tanımıyorum seni. Dün gece için özür dilemek istersen tam zamanı. Pardon niye özür dileyecekmişim? Doğru söylediğim çıktı ortaya değil mi? Hayır, ne olmuş? Ne olmuş doğru söylediysen? Babamın arkadaşının oğluymuşsun, Bu eve gizlice girmeni haklı çıkarıyor mu? Peki bir şey soracağım. Beni itip kalkmanız haklı çıkaran ne? Sola dönecektin, kaçırdın. Bak bir sonrakinden hemen sola dön. Sana diyorum, duymuyor musun, sağır mısın? Bir dakika bekle, döneceğim tamam. Şurada duracağım. Burada vedalaşmak zorundayız seninle savcının kızı. Kalan yolu sen taksi maksi bir şekilde artık halleder. Dönersin eve. Ne diyorsun ya? Ne taksisi? Araba bana lazım. İn. Lütfen. Sen otoparkta gerçekten arabayı kaçırıyordun değil mi? Hayır ödünç alıyordum ya. İner misin lütfen? Yok. Yok ben haklıydım. Sen tam da tahmin ettiğim gibi hırsızın tekisin. Ya hayır hırsız falan değilim. Lütfen arabadan iner misin? İnmiyorum. İnmiyorum. Sen in ya. İn. İn. Ya in, dursana! Ya... İn ben! Hayır, işte. Ya arabanı bak, bana getiriyorlar, bak. Yardım ya bak, kaza yapacağız şimdi, ya ne yapıyorsun dur, oraya? Hayır, durmuyorum. Dur! Ya durmayacağım. İstanbul'a kadar bu araba durmaz. Son durak İstanbul. Ha sen inmek istersen hayır, ineceğim mi, durayım mı? İyi, sonra tamam. İnmiyorum ben de. İyi o zaman, hayırlı uğurlu olsun. Yolculuğumuz 3,5 saat. İyi yolculuklar efendim. Sen kimsin ya? Hey babamı nereden tanıyorsun? Onu da kandırdın kesin değil mi? Bak bu işin sonu çok fena olacak. Ben sana söyleyeyim. Ben babana değil, babam beni kandırdı esas. Onun yüzünden sırf şu an bu haldeyim ben. Sen sıkı tutun. Dikkat et. Fikri ve duygusal olarak anlaşamamamızdan kaynaklı aramızda sevgi ve saygı bağı kalmamıştır. Kafana yatmayan bir şey varsa söyle konuşalım. Yine böyle bir yaz ayı mıydı? Şu yolun ilerisindeki pastanenin orada görmüştüm seni ilk. Bir gün evlenirsem eğer evleneceğim kız böyle biri olur diye düşünmüştüm. Bir kız vardı yanında ben onu tanıyordum. Da adı neydi? Sibel. Sibel. Sibel bak adını bile unutmuşum ya. Sırf seninle tanışabilmek için gidip hal hatır sordum kıza. Nereden çıktı tanışmamız şimdi? Sonrasını hatırlıyor musun? Yürüdün. Eve kadar yürüdün benimle. Eve gittik. Evet, hiç konuşmamıştın. Bir şey itiraf edeceğim sana. Ama daha önce hiç söylemedim bunu yani. Hiç bilmiyorsun. Ne? Hani sen şey demiştin ya, ben hukuk fakültesine girmek istiyorum. Ben de, ne tesadüf, ben de hukuk fakültesine gireceğim demiştim, hatırlıyor musun? Hı, hatırlıyorum. Yoktu aslında öyle bir şey, alakası bile yoktu yani. Selim, hadi ne olursun, hadi. Ya ben sırf senin yüzünden hukuk fakültesine girdim ya.
aklımın ucunda bile yoktu hukuk fakültesine girip de hukuk okumak falan. Yalan söylüyorsun. Ben sana çok aşık olmuştum Rüyan'dan. Ben sana hala çok aşığım. Sırf seninle birlikte aynı binada okumak için hukuk okudum ben. Bana bak. Allah aşkına buraya bak. Şu haline mi bak Canan ya? Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyorsun ya? Boşanmak falan yani sen o kadar belli ki istemediğin. Bir hata yaptık, bir bana kızdın, bir karar verdin, geride dönemiyorsun. Yapma gözünü seveyim ya. Ne olur yapma şunu ya. Ya bunu çok şey yapmak zorunda değiliz ya. Canan seni çok seviyorum ben. Ben lavaboya gidiyorum. Ben dönene kadar bunu imzala Selim. Lütfen. Efendim Yağmur. Arkadaşının oğlu beni kaçırıyor. Babanı mı aradın? Ne? Yağmur ne diyorsun? Ya ne kaçırması? Verir misin şu telefonu bana? Saçma sapan konuşuyorsun. Ne kaçırması? Yağmur, kim o yanındaki? Akgün mü? Bu arabayı çalmaya çalıştı. Ben de arabadan inmedim. Ha şimdi de İstanbul'a gidiyorum diyor. Ne? Telefona ver. Hemen telefona ver onu. Akgün'ü hemen telefona ver Yağmur. Vallahi hiçbir şey veremem onu. Hoparlörü alıyorum, konuş. Duyuyor musun lan beni? Boşuna nefesini tüketme savcı. Haşa, kızını kaçırmıyorum. Öyle bir şey yok ya. İstediği dakika inebilir arabadan ama kendisinde katır inadı olduğu için beraber seyahat etmek durumundayız şu an. Hemen geri dön. Bak hemen geri dön. Seni mahvederim. Babamla bana oyun kurdunuz savcı. Ben de oyunu bozdum. Bu da size cevabım olsun. Ait olduğum yere dönüyorum ben, anladın mı? Beni dinle lan. Lan beni dinle. Buraya bak bak. Bu adamlar seni buldukları yerde gebertecekler. Duyuyor musun beni? O yüzden kızımı da al geri gel. Şu anda geri gel. Ya bırak, çocuk yok senin karşında. Reddi miras yaptım. Selçuk Taşkın bundan sonra benim babam değil. Ben onun oğlu değilim. Mevzu konuşuldu, anlaşıldı, çözüldü. Bizim kim olduğumuz, yerimiz, yurdumuz belli zaten. Sen hiç dert etme oraları ya, sıkıntı yok. Varsın bundan sonra tek tabanca yürüyelim ya. Şimdi beni iyi dinle. Kızına benden sıkıntı, zarar gelmez. Gideceğim yere kadar eğer inmezse onu zaten gideceğim yerde bırakacağım arabasıyla beraber. Ama sana tavsiyem gelip kızını alman. Hiç iyi bir şoför. Hatta gerçekten hiç iyi bir şoför değil. Hiç, sıfır yani, hiçbir şey yok. Gelip onu oradan alırsan en azından başına bir iş gelmemiş olur. Benim derdim o. Yağmur, duyuyor musun beni? Yağmur, şu anda hemen o arabadan iniyorsun Yağmur. Şu anda iniyorsun Yağmur arabadan. Bu tipi evimize sen soktun baba. Şimdi mi aklına geliyor beni düşünmek? Annemin arabasını bu yamyama bırakmayacağım. İnmiyorum. Kimsin sen? Baban kim? Yani savcı olmadığı kesin. Bu peşindeki adamlar kim? Ya ne çok soru soruyorsun ya. Ne çok soru soruyorsun ya. Dün telefonla almaya gelmeseydin şu an bu halde olmayacaktık, biliyorsun değil mi? Bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu nasıl bir hadsizlik? Ben kendi odamda unuttum telefonu ya. E sen kaçsaydın o zaman? Öyle bir durumda normalde senin kaçman lazım. Ben ne bileyim senin manyak olduğunu ya. Senden korkmuyorum. Selçuk Taşkın. Kimmiş o? Kim Selçuk Taşkın? Bana ne bir Selçuk Taşkın? Adamlara bak ya. Vallahi hayatlarını bizimle mücadele ediyorlar ama çocukları böyle can canlı sitelerde dünyadan bir haber büyüyor. Selçuk Taşkın internete organize yazdığında karşına çıkan ilk resmin ismidir. Bu ülkede. Ee? Ee?
Baban kim diye sormadın mı? Ha, baban mafya yani. Mafya ne ya, film mi çeviriyorsun? Ya işte çete lideri gibi bir şey. Neyse ne. Selim Kara alana kadar dışarıdaydı işte. Şimdi onun için tanıklık yapıyor. Sağ olsun. Babam seni korumak için yanına aldı yani. Bir sözle. Niye geri dönüyorsun o zaman? Bu işin bir raconu var. Sessizlik yemini diye bir şey var. Ömür boyu sadakati var. Var oğlu var, sana saymakla bitmez. Ben babam gibi değilim. Babamın okuduğu insanlara ihanet etmedim. Bu kadar basit. Yani Türkçesi, babanın tanıklık yapıp yakalatacağı adamların ayağına gidiyorsun. Aynen. Aynen. Aferin. Çok iyi. Babanı susturmak için ellerindeki koz olacaksın. İyiymiş. Aynen, çözmüşsün hikayeyi. Zeki kız. Tabii baban konuşmadığı sürece. Yani bunu anlamaman için aptal olman lazım diyeceğim de. Sen bilmediğin yerde ben soru çözmeye çalışma. Aç müzik falan dinle. Alo Ahmet abi, benim. Yok, daha gelmedim. Bu gemilik çıkışında İstanbul'da girişte sağda bir tesis vardı, hatırlıyor musun orayı? Aynen orası. Orada alır mısın beni? Tamam, bekliyor hocam. Eyvallah. Savcının kızı. Hı. Savcının kızı. Hı. Ay. Uyumuşum saçma sapan. Geldik mi? Son durak. İstanbul mu burası? Yok değil. Buradan alacaklar beni. Anlayacağın yollarımız burada ayrılıyor seninle. İsabet olur. Atarın giderim biraz daha az olsaydı her şey daha kolay olurdu. Ama yine de seni tanımak güzeldi. Hakkını helal et. Elini falan sıkmayacağım. Beni tanısan belki de severdin. Asla. Eyvallah, tamam. Ben iniyorum şimdi, artık sen gidebilirsin. Ama fikrimi soracak olursan beklederim. Yani babanı. Fikrini sormuyorum. Bir daha görüşmemek üzere, tamam mı? Son bir şey de. Bence baban seni bayağı seviyor. Çok üstüne gitme. Sen de babamı dinlemelisin. Adamlar seni öldürecek diyor. Yani babamı dinle.
Hani beni hiç sevmemiştin sen. Birini sevmemekle ölümünü aldırmamak arasında bir fark var. Sen benim için üzülme. Kıyamam. Geri zekalı. Ahmet abi. Vallahi kusuruma bakma, yordum seni buraya kadar ya. Zahmet verdim. Olsun. Bu ne soğukluk ya? Bir sıkıntı mı oldu? Her şey yolunda. Kusura bakma Akgün. Bunu yapmaya mecburdum. Ne oldu lan? Hainin oğlu. Betim benzin attı bakıyorum. Olur mu lan? Seni gördüm, moralim yerine geldi. Bak bundan sonra benimsin. Seni evimin bodrumuna zincirle bağlayacağım. Bu el iyileşene kadar her gün bir parmağını kıracağım senin. El parmakları bitti mi ayak parmaklarına geleceksin. Ayak parmakların bitti mi tırnaklarını çekeceğim. Allah'ım diyeceksin, şu el artık bir iyileşsin ya. Sonra da babanla beraber yan yana seni bir çukura gömeceğim. Nefesin kesilmemişken öleceksin. Beğendin mi lan? O el sana benim hediyemdi. Madem bu kadar beğendin hediyemi, o zaman ben sana bir hediye daha vereyim. Dikkat, dikkat! Çabuk, çabuk atla, çabuk! Yakalayın! Çabuk, çabuk! Kırmızı, hadi! Bu nereden çıktı? Yürü, yürü! Helal be sana, gel yürüyeceğim! Dur, dur, kazanı yapacağım! Niye geri döndün sen, savcı kızı? Ben sana dedim, değil mi? Ben sana dedim, salaklık yaptın dedim, al işte! Ama bak, bu hiçbir şeyi değiştirmez, hala sana gıcık oluyorum, tamam mı? Niye geri döndün? Bilmiyorum. Bas Buzo, bas. Bas. Aa, arkadalar! Oo, arkadalar geldiler. Dur. Çabuk çabuk, bu kötü haber. Çabuk devam. Tamam, tamam. Bas, sen, bas kızım, bas. Bağırma bana. Kır önüne. Sağa geç, sağa geç, sağa geç. Geç sağa. Tamam, geçiyorum. Çok iyi, çok iyi gidiyorsun. Sağ, dur, sağa geç, sağa geç şimdi, sağa geç. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Devam et. Polis. Polis, polis. Sağda çevirme var, gel oraya. Devam et sen, devam et, devam et, devam et. Girme. Arkadaşıma yardım edin, fenalaştı. Hanımefendi iyi misiniz? Memur iyi misin? Geçti, çok iyiyiz şu an. Geçti, bir kolonya molonya yok mu ya? Kolonya getirir misiniz? Çok iyi, bitti. Geçti. Geçti tamam, çok sakin ol. Hallettim. Kurtulduk. Sayende. Beyefendi. Ya kızım orada. Yağmur. Ay. Ay çok. Yağmur çok korktum Yağmur. İyi misin hayatım? Ha? Yok bir şeyin değil mi? İyisin değil mi yavrum? Oh. Yağmur beni öldürecek misin ya? Beni öldürecek misin? Biz ne konuştuk telefonda? Şu arabadan niye inmiyorsun ya? Neden inmiyorsun? Neden inmiyorsun? Nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya ben Allah aşkına ya. Elim ayağım titriyor gerçekten. İyi misin kızım? Kızım deme bana. Ha? Ya mafyanın oğlunu hayatımıza soktun. Adamlar bizi takip ettiler, az kalsın öldüreceklerdi.
Bir tek ölümümüze yol açmadın kalmıştı. Baba onu da yapıyordu. Anlıyorum, çok sinirlisin. Çok kızgınsın. Yani yaşadığın şeyi telafisi mümkün olmayan bir şey. Bir sus. Sen bu yüzden mi kızgınım sanıyorsun sana? Ha? Ben yıllardır her gün sinirli uyanıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun baba? Çünkü kızmayı bıraktığım gün seni unutacağım diye korkuyorum. Gel buraya gel. Ben buradayım. Buradayım. Bir yere gitmiyorum ben, tamam? Yoksun. 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 Bundan sonra da olmayacaksın. Ben annemin boşanmak istediğini de biliyorum. Üzüldüm. Demek ki içimde bir umut kırıntısı kalmış. Demek ki içimde bir şey kalmış. Ama sonra şu halini hatırladım. Üstten bakan, hep haklı olan. Bu halinle yok arasında bir tercih yapacaksam olmamanı seçiyorum. İyi olacak. İyi olacak. Artık sana kızgın uyanmayacağım. Her gün biraz daha silineceksin anılarımdan. Sen de bunları böyle bil ve öyle devam et savcılığına. Tamam mı? Biz bir şekilde düşe kalka unuturuz seni. Savcım, biliyorum ağzımı burnumu kırmak istiyorsun. Hakkın var. Da bunu sonraya mı bıraksam? Ne bileyim. Çok. Zor geçen bir gündü yani. Savcım. Geç arabaya geç. Arabaya geç. Yağmur, annene telefonda küçük bir kaza geçirdiğini, yardım istemek için beni aradığını söyledim. Tamam? Bundan başka bir şeyden haberi yok. Bundan da haberi yok. Tamam? Böyle kalması gerekiyor. Yani yalan söyle diyorsun, öyle mi? Teyzeciğim. Kuzum iyi misin? İyiyim. Bir şey yok. Arabada hasar. Hasar önemli değil. Bir yerine bir şey oldu mu? Saklama benden bak. Yok, sapasağlamım. Nasıl oldu? Kaza yaptım. Çok korktum. Ben de babamı aradım. O kadar. Kaza yaptın, babanı aradın. Ne zamandır aklına böyle durumlarda baban geliyor senin? Doğrusunu anlatır mısın bana? Doğrusu o işte. Yağmur hatalıymış. Adli vakaya dönüşecek diye korkmuş. Burada olduğum için de beni aramış yani bu. Böyle mi oldu? Aynen öyle oldu. Yani başka ne olabilir? Tamam artık, bitti mi? Çok yoruldum, ben geçiyorum içeri. Tamam hadi geç sen, geç.
Yarın sabah kahvaltıya gel. Tamam. Uzatmayalım artık, anlatalım çocuklara durumu. Boşanacağımızı mı söyleyeceğiz? Yani en azından beni bu konuşmayı yaparken yalnız bırakma. Tamam. Değişik adamsın savcı. Aslında benziyoruz. Yani tek başınasın işte. Ben de tek başımayım. Yalnızız. Sadece bir farkımız var. Benim başka seçeneğim yok. Senin ailense orada duruyor kanlı canlı. Ama sen yalnız olmayı seçmişsin. Kızın için haklısın. Yanlış yaptım. Onu da kendimle beraber sürükledim işte tehlikeye. Gereksizdi yani. Cezamı kes. Razıyım. Boynum kıldan ince sana karşı. Ama sonra sal da beni gideyim. Ben duramıyorum burada. Olmuyor. Kaybolurum gözden ya. Kimse bulamaz beni. Vallahi. Burası olmuyor bana. Hiçbir yere gitmiyorsun. Arabaya geç. Tereyağı yok. Babam seviyor. Git getir o zaman Altay. Ayağına bekleme. Dikkat et. Ne zaman geliyormuş anne? Bilmiyorum, gelir herhalde. Geldi. Yağmur, hadi karşıla babanı. Günaydın Yağmur. Buradayız. Tamam Yağmur. Biraz sonra duyacağın şeyler için senden anlayış bekliyorum. Tamam kızım. Ne duyacağım? Niye dikiliyorsunuz? Hazır kahvaltı hadi. Babacığım benim ya. Ne haber? İyi. Ya, oturalım. Selim. Size söylemek istediğim bir şey var. Oturarak mı konuşsak? Yıllık izne ayrıldım ben.
O yüzden biraz burada kalacağım. Sitede bir ev tuttum. Ne evi ya? Süper. Bir dakika. Burada niye kalmıyorsun ki? Burada kalmıyorum çünkü misafirim var. O yüzden de bir ev kiralamak daha mantıklı oldu. Hem misafirin var. Biz bir konuşalım mı Selim? Siz masada kalıyorsunuz. Ne demek ev tuttun? Ne konuştuk biz seninle? Konuştuk Canan, evet, ama yapamıyorum, olmuyor. Yapamayacağım ben Canan. Ben boşanmayacağım.